zor bir dönemde geldim. 4 maç, 3 puan, bir tanesi benimle oynandı. Kolay bir süreç değil. Çünkü daha önceki yapı başkaydı. Antrenörün düşündüğü başka şeyler vardı. Şimdi biz başka şeyler düşünüyoruz. Her antrenör kendi fikirleriyle gelir. Uyar uyumaz, olur olmaz. Onlar ayrı konu. Ama esneyebilmeliyiz. O yüzden de şu anda mevcut kadroda bazı hem kadro derinliği hem de biraz takımın ofansif gücünü iyileştirici birkaç takviye yapmamız gerekiyor. Ama çok zor. Bir hafta kalmış. Hem oyuncu yok. İstediğiniz kalibrede yok. İstediğiniz rakamda yok. Bir de Boluspor herhalde Türkiye'de tek kulüptür. Bilmiyorum, diğerlerinin hakkını yemeyeyim ama birkaç kişinin gayretiyle ayakta kalabilmek, yönetim kurulu, savaş başkan, bunlar buralar çok kolay yerler değil. Benim çalıştığım kulüplerde şehirde çok başka destekler geliyor. Çok daha rahat onlar. Ben burada bir oyuncu isterken çok tedirgin oluyorum, düşünüyorum, sıkılıyorum. Kolay değil gerçekten. Yani siz bu şehirde yaşıyorsunuz. Bence takdire şayan bir şey var yani. Bu yapılar öyle çok yönetilebilir bir durumda değil. Bu ülkede çok örnekleri var. Biz biraz hızlı unutuyoruz. Göztepe'den Altınbaş gitti. Manisa'dan Vestel gitti. O yüzden Boluspor Kulübü'ne ve mevcut yönetimine, kulüp başkanına çok saygı duyuyorum. Bunu çok açık ifade etmem gerekiyor. Burada olduğum için söylemiyorum. Kolay şeyler değil. Koca koca şehirler küme düşüyor, ayakta kalamıyor. O yüzden burada kulüp kültürü, oyun modeli kısa, orta ve uzun vadede bir takım şeylerin planlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir spot analizine ihtiyaç var. Benden önceki antrenör arkadaş kendi kafasında böyle bir saygı duymak lazım. Bir plan yapmış. Kadro bir 4-4-2'ye göre planlanmış. Esnek olmayan ofansif anlamında 3. bölgede biraz daha renkli oyuncuya ihtiyaç duyduğumuzda bunu Keçiören maçında çok hissettik. Benden önceki 2 maçta da bence hissetmiş takım, Urfa ve Adana'da. Böyle problemimiz var. Yani kadroyu biraz esnetmemiz gerekiyor ofansif anlamda. O yüzden ama çok zor bir durumdayız. Sağ olsun Mahmut Başkan ve diğer yönetici arkadaşlar beni yalnız bırakmıyor. Sesimden de belli. Gece çok geç saatlere kadar uyumadan oyuncu izliyorum. Ya oyuncuyu buluyorum, bonservisi var. Boluspor'a ben böyle bir oyuncu talep edersem, bu kadar hassas cümleler söyleyen bir adamın, Boluspor kulüp başkanını tek başına buraları yönetmeye talip olmuş birine, ya 300 bin euroya oyuncu al diyebilir mi sizce? Eğer ben bunu diyorsam burada oynuyorum demektir. Ya burada gerçekçiyim, ya orada talep ederken oynuyorum. Ya burada ya orada oynuyorum. O yüzden çok böyle talepkar olamıyorum. Ama bir yandan da en azından devre arasında da zor olacak. Bir kulüp Haziran ayını kaçırıyorsa aslında bir sene önceden geliyor yapılanma ama Türkiye şartlarında bakarsak eğer Mayıs'ta lig bittiğinde Haziran sizin her şeyiniz. Haziran'da takımınızın %80'ini, %90'ını inşa etmeniz gerekiyor ki Temmuz'u takım içinde iyi yaşayıp Ağustos'tan sonra rahat edin. Ama burada öyle bir şey şu anda yok. Bunları şikayet için söylemiyorum. Eğer bakarsanız benim kariyerime, ben hiç rahat kulüpte çalışmadım. Bana hiç kolay iş gelmedi. Kolay iş gelecek çok böyle kariyerli bir futbolculuğum da olmadığı için bize en zorlarını veriyorlar. Başarın diyorlar. Başarın diyorlar. Ayakta kalın ve yaşayın diyor sistem. O yüzden de Boluspor'da da diğer kulüplerde zor şartlarda, Kayseri'de, Bursa'da, İstanbulspor'da, Denizlispor'da o günkü mevcut koşullarda başarılı olduysan burada da başarılı olacağım
diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Bir işi bir kere mi yapmak kolay, ikinci defa mı yapmak kolay? Teşekkürler hocam.